Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekili Refik Er Yılmaz bugün hukuk cellatlığına soyunanlara da bir gün hukukun lazım olacağını söyledi. 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada hakkaniyeti ve adaleti ifade eden hukukun gücün sınırların ötesine geçmeyi engellediğini belirten CHP atanan milletvekili Refik Er Yılmaz, hukuk esas alındığında ve hakim kılındığında ne kişiler ne de devletler güçlerinin sınırlarını zorlayamazlar. Hukukun milletler arası arenada hakim olabilmesi için uluslararası hukuk tüzel kişisi olan devletlerin kendi içinde hukuka hakim kılması gerekmektedir dedi. Milletvekili Er Yılmaz, ülkemizin AKP devri iktidarında dünyada en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke, tutukluluk süresinin en uzun olduğu ülke, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından en çok tazminat ödemeye mahkum edilen ülke olma gibi utanç verici bir tablo ile karşı karşıya kaldığını öne sürerken, AKP hükümeti ülkede tam anlamıyla bir gerginlik, karmaşa ve kaos ortamı yaratarak hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Hukukun toplumsal muhalefeti bastırmak, direneni imha etmek, susturmak, korkutmak, sindirmek, sistemin işleyişine muhalif olanları tehdit olarak gören bir zemin üzerine konumlandırılması asla kabul edilemez ifadelerini kullandı. AKP iktidarının 2002 Kasım ayından bu yana ortaya koyduğu uygulamaların hukukun nasıl katledildiğini, nasıl ayaklar altına alındığını gösterdiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekili Refik Er Yılmaz, bugün ülkeyi yönetenler sayısal çoğunlukları ile yasa yapma süreçlerinde bile yer yer usule aykırı hareket ederek parlamentoya arzu ettikleri biçimde çalıştırmakta ve süreç içinde HSYK gibi üst kurulları da etkisizleştirip yargı üstünde tahakküm kurmayı başarmışlardır. Sayısal çoğunluk ve demokrasi kavramları açısından olayı kavrayamayanlar ulaştıkları adaletsiz temsil gücüyle hukuku işlemez hale getirmişlerdir. Hukukta temel bir ilkede usulün esasa mukaddem oluşudur ki bunların devri iktidarında hukuk usul kanunları bile görmezden gelinerek yargılamalar yapılmış, neredeyse tahkikat komisyonlarını aratır uygulamalara tanıklık edilmiştir. Ama şu unutulmasın ki bugün hukuk cellatlığına soyunanlara da bir gün hukuk lazım olacaktır diye konuştu. CHP atanan milletvekili Refik Er Yılmaz açıklamasını, hukukun üstünlüğünün hayata geçtiği, keyfi uygulamaların son bulduğu bir ülkeyi birlikte inşa etmek umudu ve kararlılığıyla tüm hukukçuların ve meslektaşlarımın Dünya Hukuk Günü'nü kutluyorum temennisiyle noktaladı.